Mutlu hafta sonları dilerim. Ben Müşra Meşe Yıldırım. Bugün çok güzel bir konuğumuz var. Aslında çok yoğun istek, istek üzerine geldi. Ama geçen programda da o sorularımızı cevaplayamamıştık. Yarım kalmıştı. evet, Ruhsal Spiritüel Danışman Bin Nur Duman bizimle. Aynı zamanda da ufak bir konuğumuz var. Hümaşah Dua. Hoş geldin Hümaşah. Hoş bulduk. Hoş geldin. <laughs> e, bugün anne kız sunalım istedik. Harika, ne kadar Öyle, güzel. O da bize eşlik edecek. Güzel anne, senin güzel kızı. Hoş Teşekkür geldin. ederiz. Çocuklar Hoş. saf enerji, e, temiz enerji. E, maşallah. Evet. Allah korusun. E, bugün enerjilerden bahsedeceğiz evet. biraz. Enerji anatomisi nedir? Evet. E, aslında e, ilkokuldan beri hep öğreniyoruz. Fen miksi derslerinde bedendeki fizyolojik anatomiyi öğreniyoruz. Hı. Ama bir de enerji anatomisi var. Aslında çakra diye biliniyor. Tasavvufta da İslam'da da çakra yedi yol, yedi makam, aşılması gereken yedi e, mertebe olarak biliniyor. Her biri bir hormon bezin üzerine gelen ve bedendeki tüm döngüleri ve altındaki organları, o organların çalışma sistemlerini, hücrelere kadar o çakra sistemleri belirliyor aslında. E, ruhsal katmandan, aslında aura katmanlarından temiz enerji bize gelir fakat İçeriye girerken bizim düşüncelerimiz, öğrendiğimiz kayıtlar, bilinçaltı kayıtları, çaresizlik, işte olumsuz düşünce kalıplarıyla o enerji değişir ve dönüşür. Aura katmanlarını açıkladığımızda onu çok daha net bilgilendirebileceğiz ama çakra sistemlerine geçerken dönüşen bu enerji eğer düşük frekanstaysa ilgili çakra sistemlerini bozar ve altındaki organlara da aynı şekilde düşük titreşimler gider ve o organlarda sıkışan enerjilerle beraber döngüsel problemler hastalıklar ortaya çıkar. Aslında bütün o döngülerin altında, o enerji sistemlerin altında duygular ve düşünceler var. E, beyin ve beden e, omurilik sistemiyle, merkezi sinir sistemiyle hep, hep birbiriyle bağlantılıdır. Yani nöropeptitlerle, kimyasal moleküllerle, duygu ve düşüncelerimiz kan yoluyla, sinapslarla, o fiber ağlarla, bedenimizdeki o iplik, ipliklerle beraber tüm organlara, dokulara sinyaller gönderir. Zihnimiz iyiyse, duygularımız iyiyse, düşüncelerimiz iyiyse Gelen moleküller de temiz olarak bedenimize yayılır. Hücrelere tek tek gider ve döngülere tek tek gider. Aslında 7 ana çakra diye biliniyor ama bir de 12 tane tali çakra var. Kulaklarımız akapunkturda çok önemli bir yeri vardır. Kulaklar, omuzlar, dirsekler, diz kapakları, ayak bilekleri ve tamamen taç çakra dediğimiz işte ilahi kayıtları açık olan tepe çakramız hipofiz bezinin üzerine denk gelir ve ciddi anlamda dopamin, oksidosin, serotonin, endorfin bizim mutlu eden tüm hormonları salgılayan hipofiz bezi ve bedenimizdeki aslında dopaminin salgılanması ciddi anlamda Alzheimer engelliyor. Demansı engelliyor, e, hafızayı belleği kuvvetlendiriyor, hayatı önemli, önemli. ciddi önemli. anlamda bu çakraların çok açık olması konusu çok çok önemli. Hı hı. Zaten kapalı olduğunda o yaşam bitiyor. Tıkanıklıklar söz konusu olabilir. Özellikle epifiz bezi veya işte arkasında pinal bezi, Budistlerin üçüncü göz dediği ama beynin ön lobu algısal seçiciliği yapan e, melaton hormonu salgılar. Melaton hormonu salgılandığında, o çakra iyi döndüğünde, iyi çalıştığında melaton hormonu bedensel tüm organların çalışma sistemlerini düzenleyen bir hormondur. Kaliteli REM uykuları sağlayan bir hormondur. Çocuklarda büyümeyi sağlar ama ileriki yaşlarda organların sağlıklı çalışmasını sağlayan bir hormon. Aynı zamanda boğaz çakrası diyoruz mesela alın çakrasından sonra boğaz çakrası tiroid bezi tüm bedenin orkestra şefidir. Metabolizmayı ciddi anlamda etkileyen bir hormon bezidir tiroid bezi ve Kendini ifade edebilmeden tut da e, hakkını savunabilme, konuşabilme, doğru cümleler kurabilme. Konuşma geriliğinin birçoğunun altında aslında oradaki bir tıkanıklık vardır. Bedensel döngülerin altında da birçok tıkanıklığın altında tiroid bezi yatar. E, i̇şte duygusal açlıklarla beraber kendini e, yemeyle doyurma, metabolizmanın yavaşlaması, kilo alma ciddi anlamda tiroid beziyle de etkilidir. Yavaş veya hızlı çalışması sistemi bozar. Hı hı. Veya işte kalp çakrası koşulsuz sevgiye açılır, kalp gözü deriz biz ona varoluşu, tüm e, yaradanın yarattığı tüm varoluşu, dünyasal aileyi ne var ne yoksa yargılamadan, ötekileştirmeden... sevmeyi, kabul görmeyi, e, olduğu gibi kabul etmeyi ve kendi içine dönmeyi, kendi içindeki özle buluşmayı sağlayan tümüs üspesi de ve tümüs bezi tüm göğüs bölgesindeki organları etkiler. Yani e, duygusal bir e, çark olduğu için derin acılar. Ee, kırgınlıklar, kızgınlıklar, aldatılmalar, ya da kalp kırgınlıkları oradaki döngüyü o titreşim duygusal olarak bozar ve oradaki döngüyle beraber orada işte meme kanserleri kalp rahatsızlıkları, akciğer rahatsızlıkları altlarında birçok hastalığın altında aslında hep duygusal ve zihinsel nedenler evet. yattığı için tümüs bezindeki yolunda gitmeyen duygusal titreşimler, düşük frekanslı duygusal titreşimler oradaki döngüyü bozar ve orada hastalıklara neden olur ve daha da aşağı inersek solar plexus dediğimiz içsel denge. Eğer orada o e, döngü aktif değilse iyi bir bir enerji geçişi olmuyorsa panik anksiyete öfke gerginlik stres korku kaygı her türlü ruhsal sıkıntının tamamen bizim solar plexus yani mide bölgesindeki rahatsızlıklara neden olur. Yani mide bölgesinde ortaya çıkan tüm mide hassasiyetleri, reflüler, mide ülserleri, gastritlerin altında yatan nedenler hep bu sinir stres diyoruz ya. Değil işte mi? neden sinir stres? O hormonlar ve e, duygular negatif titreşimdeyse, ise yani bu korku, kaygı, endişe, panik zaten negatif duygu titreşimleri i̇şte orayı bozuyor. Baş ağrısı, mide ağrısı kiminin Kesinlikle başına uğur, kiminin her midesine Kesinlikle her ağrının uğur, altında yatan ciddi anlamda e, nörolojik nedenler var. Yani duygusal ve zihinsel e, nedenler bu e, döngülere giderek oradaki titreşimi frekansı bozuyor. Bir altta mesela sakral döngü diyoruz, göbekliğin iki parmak altına gelir ve orada da e, ciddi anlamda benlik, kişilik, kimlik özelliklerimiz yatar. Kendimize ait, özümüze ait, özdeğer, özgüven öz saygı, diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmak. Eğer erkeksek eril enerji, hara bölgesidir, enerji deposudur orası. Ciddi anlamda potansiyel güçler yatar orada. Ama farkına varıp onu açığa çıkarmamız gerekir. Ya da kadınsak dişil enerji, rahim bölgesi. Rahim sadece bir çocuk taşıma kesesi değildir. Ciddi anlamda ee, ...yumuşaklık, naiflik, sevecenlik, e, üretkenlik, üretmek... ...hep o bölgedeki enerji döngüsüyle alakalı. Zaten kök çakra, dünya, dünya ile ilgili maddi bolluk, bereket, başarı, kariyer, yükseliş. Tasavvufta diyoruz ya yedi yol. Kök hı hı. çakra dünyadır, dünya işleri. Dünya işlerinden vazgeçtiğimizde benliği buluruz. Sakral döngüde benlik dediğimiz özellikler başlar. Benini bulan zaten... Kendini bulan herkesi çok daha kolay algılar. Kendi ilişkisi iyi olan insanın herkese ilişkisi barışıktır. Hmm. Kendine güveniyorsa, kendine inanıyorsa, kendini seviyorsa, kendine değer veriyorsa herkes onun için değerlidir. Bu kendi doğasında gelişir ve yayılır. Etrafımızdaki herkese yayılır aslında. Bu ilişki alanımızda kimler varsa, çocuğumuz varsa, eşimiz varsa, arkadaşımız varsa bu ilişkiler etrafımıza yayılıyor. Ee, kapı kapı gidiyorsak eğer hmm. yani benliği bilen içsel huzuru bulur o da solar plexus'a karşılık geliyor tüm mide çakramıza içsel huzur sakinlik sükunet içsel denge hani hmm. öfkenin kaygının korkunun stresin ve gerginliğin nötrlendiği artık hiçbir şeye karşı e, tepkili olmuyorsun ne çok varlığa seviniyorsun ne de çok yokluğa yeriniyorsun sen bir gözlemcisin ve bir misafirsin zaten her şeyin bekçisi o olay benliği bulduktan sonra solar plexus iyi çalışın bu duygular içerisinde oluyoruz. Tümüs bezi açıldığında zaten koşulsuz sevgi herkesi kendi annen gibi kendi baban gibi zaten biz bir bütünün parçalarıyız hepimiz kardeşiz. Evet. Kaynaktan geliyoruz. Yani yıldızlar nasıl güneşten kopan e, güneş parçalarıysa biz de yaradandan e, nur parçalarıyız. Ruhumuz ondan bir parça. Biz aslında gerçekten e, nuruz. İçimizde bir enerji var. Frekans, foton ve kuark diyoruz. Fiziksel anlamda bedenleşmiş olmak, dünyada bu bedenin içinde düşük frekansta olmak, bedenden ibaret olmadığımızı, aslında bedenleşmiş ruhlar olduğumuzun farkına varmamız gerektiğinin e, bilgisidir. Aslında bunlar hı hı. Ee, yukarıya doğru açıldıkça zaten işte alın çakran açıldığında artık görmeye başlarsın ee, var oluşu yaradı, yaradılanı yaradanı evreni geliş amacını kim olduğunu nereden gelip nereye gittiğini e, beynin önlü bu açıldığında aradığın doğru cevapları hakkında hayırlı olan doğru kararları kararların arkasında durabilme özelliğini o irade. Ee, ve e, senin için e, nedir? Kayıplardaysan içine dönüp oraya açtığında o cevaplar net aklına gelir. Ama içe dönmeyi bildiğimizde bunun için tabii bir takım yol ve yöntemler var. Hislerimizi de destekliyor mu peki? Kesinlikle. Yani, sezgisel hani, gücün açılıyor. Evet, Kalk şey şakrın gibi, açıldığında. Altıncı his. Derler Kesinlikle ya. Kes, çok haklısın. Bu iyi bir şey mi peki? İyi size? bir şey tabii ki. Görebiliyorsun, hissedebiliyorsun, algılayabiliyorsun. Bu her kötüyü algılamak değil, iyi ve kötüyü algılayabilmektir. İyi ve kötüyü algılayabildiğinde attığın adımları daha doğru atarsın. Hata yapmaktan, e, riske girmekten kendini daha temkinli bir şekilde yolunda ilerlemeye sağlar. Hmm. Bu senin üçüncü gözün yani epifiz bezi dediğim olay açıldığında e, sezgisel gücün artar. Hı -hı. E, ...algıların artar. Zaten... ...hipofiz bezi ve taç çakran açıldığında... ...ilahi kayıtlar ve tüm... ...enerji sana akmaya başlar. Hı -hı. Bu kanallar, işte bu enerji anatomisi... ...aktif olduğunda, enerji bedenimizden... ...geçtiğinde, tıpkı şey gibi... ...düşünelim, bir modem gibi... ...bir anten gibi, çeki çekim... ...gücünün fazla olabilmesi için... ...bizden o enerjinin geçmesi gerekiyor. Hı -hı. Bir cep telefonunu düşün, mesela %18... ...bataryada olduğunda son derece... ...düşüktür, biraz sonra kapanır. Yani... Pil şarj şeyi düşüktür. Enerji geçişi ne kadar yüksekse bedenimizdeki şarj oranı o kadar yüksektir. Biz kendimizi o kadar dinamik o kadar zinde o kadar pozitif. Ve yüksek frekansta hissederiz. Yani biz geçen programda konuştuğumuzda frekanslardan bahsetmiştik. Evet. Dünyanın frekansı insanların çoğu 200 MHz'in altındaydı. Öfke, kaygı, korku, stres. Ama bizim çakralarımız açık olduğunda saf enerjiyi geçirdiğimizde ciddi anlamda hem auramıza yayılır. Hem bedenimizdeki tüm dinamiklik, zindelik, sağlıklı bir bedende olmak ve bilinç boyutu açılır. Hmm. Bilinç boyutu açıldığında fark etmeye başlarsın bu dopamin, oksidosin, serotonin salgılanmaya başladığında zaten hafızan güçlüdür, algın güçlüdür. Ee, çok kolay odaklanırsın. Mesela benim bu pislik ameliyat çalışmasını alan kişilerde bütün bu döngüler aktif oluyor. Ve bana diyor ki e, tıp fakültesi öğrencileri var mesela bu çalışma. Hocam sizden bu seans aldıktan sonra odaklanma sürem arttı. Çok daha iyi konsantre olabiliyorum. Eskiden sanki kafamın içinde bin bir tane milyonlarca düşünce gelir ve geçerdi. Ee, zihin sesim susmazdı ve ben odaklanamazdım. Ben konsantre olamazdım. Şimdi okuduğumu anlıyorum. Şimdi zihnim bomboş. Sadece önümde ne varsa o anda olan zaten yaşamandadır ben hep geçmişteydim hı hı. ya da ben hep gelecekte yarın ne olacak ben bu sınavı nasıl aşacağım bütün bu kaygılar korkular tüm sistemler açıldığında dünya ile ilgili illüzyonun içinden o matriksin içinden çıkıyorsun evet. ve saf kendin özün oluyorsun senden yaradanın nuru akıyor oluk oluk içinden akıyor ama bu level level'dır her level'da bizde İlk o ameliyat birinci level'dır aynı zamanda. Arınma ve arkasından bir e, inisiyasyon gerçekleşir, bilinç boyutu açılır. Hı hı. Ama aşama aşama bu yola giren yolcu... Onlar bizim yol arkadaşlarımızdır. Ee, öğrenmeye ve e, yaşadığı deneyimin tadına farkına vardıktan sonra bu öğrendiklerini geliştirmeye başlar. Hocam muhteşem bir dünyanın kapılarını açtınız bana. Ben bugüne kadar hiç yaşamıyormuşum. Ben hep uykudaymışım çünkü uyanış gerçekleşiyor. Ben daha ne öğrenebilirim? Bu sefer ikinci levelı veriyoruz. Nedir ikinci level? Artık bilinçaltını kontrol edebilme, etrafı alanı, yaşamı kendiyle ilgili akışı düzene koyabilme. Çünkü bizim her şey kendi seçimlerimiz. Hani kader dediğimiz kimden doğduğumuz kimi doğurduğumuz ırkımız bedenimiz ama yaşadığımız her şey Allah bize akıl vermiş kemal vermiş seçelim doğru seçimler yapalım evet. diye bunu öğrendikten sonra seçmeyi öğreniyor. Hayatına doğru insanları alabilmeyi öğreniyor doğru ilişkiler kurabilmeyi öğreniyor daha başarılı olmanın yollarını keşfediyor ve her level daha fazla bir bilinç sıçraması daha fazla frekansın çıkması. Ve ne kadar frekansımız yükselirse özellikle bu çalışmalarla alıp açılan bir bedende, ruhta e, inan şaşıracaksın. 200 MHz'in üstüne çıkmaya başlıyoruz ya, hı hı. kötü duyguları bırakmaya başladığımızda artık o kuyunun, kuyunun içinden dışarıya çıkıyoruz. Ve varoluşu fark etmeye başlıyoruz. 200 MHz'in üstüne çıkan biri... Bu ameliyat sonrası uyanış, aydınlanma, iyileşme, sorunların bitmesi, kabukların kırılması saf özüyle buluşan biri 90 bin kötü negatif düşünceli insanların kirli enerjisini nötrleyebiliyor. ...daha fazla, ikinci level, üçüncü level... ...artık daha yukarısı... ...mesela e, saf bilinç boyutu... ...peygamberlerimizin, sevgili peygamberimizin... ...mesela yedinci boyut... ...miraca çıktı... Hı hı. E, ...geçmiş miraç karniniz bu arada da kutlu olsun... Sizin ...çünkü de, de çok sizin yakın de süreçte olsun. geçirdik... Evet. ...miraç yedinci boyuttur... ...ve çok yüksek bir enerjidir... astral olarak oraya çıkılır... Hı hı. ...ve yaradanlı o buluşma... ...onun yaydığı bin megahertzlik bir titreşimdir... ...ve yedinci boyuttur... İnsanların boyutları vardır o boyutta 70 milyon insanın kötü enerjisini nötrleyebilecek bir güçte. Peygamberlik aşamasındaki yayılan frekans ve titreşim 70 milyon negatif zihin, kalp, ruh kirliliğiyle dolu insanların kirli enerjisini nötrler. Zaten hani, o yüzden özel değiller mi? Kesinlikle. Değil mi? Hani derler ya dünya işte bugün hayattaysak bazı şeyler yolunda gidiyorsa iyilerin yüzüsü hürmetine. Evet. Bu, o yüzden bu anlamda e, tıkanıklıklarımızı açmak, bizi hayattan geri koyan, alıkoyan hastalık mı, ruhsal sıkıntılar mı, ilişkiler mi, yaşamda önümüze çıkan engeller neyse bunlar sana birer mesajdır. Aslında seninle konuşuyor, beden hastalıkla bile seninle konuşuyor aslında. Sana mesaj veriyor. Bu duygunun altına git. Sende nedir? Göğsünde mi bir rahatsızlık var? Ee, ...başın mı ağrıyor... ...gereksiz bir sürü düşünce kaydı demektir o... ...gereksiz evet. olumsuz düşünceler... ...negatif düşüncelerdir... Hı hı. ...ya da e, işte e, neyse... ...o hastalığın... E, ...benim böyle bir e, videom var... ...hangi hastalığın altında yatan nedenler... ...duygusal nedenler, zihinsel nedenler ne... ...oraya baktığımızda... ...evet bu bir holistik tıp... ...bizim yaptığımız... ...holistik bütünü kapsar... ...ruh, beden, zihin, duygu... ...modern tıbba destekçi bir tıptır... ...yani... Evet bizi ilaçlar iyileştirir, ee, bizi e, aldığımız modern tıpla çalışmalar iyileştirir ama ya altında yatan duygu o evet. duygu bu çalışmalarla iyileştirilmediğinde yani derin farkındalıkla aslında iyileşmeler gerçekleşiyor. Ee, çok basit bir örnek kroner damar tıkanıklığınız varsa... Bu çalışmalar ne yapar? Sakinleştirir, kan basıncınızı düşürür. Ee, kalbe giden nefesle beraber, kalbe giden tüm alveoları, damarları genişletir, tansiyonunuzu düşürür. Ve sizin zaten sağlıklı bir beden için beyin sizi motive eder. Hı -hı. Dopamin salgılayarak, oksitosin salgılayarak, tüm hormon bezleriniz aktifse ve çalışıyorsa bedeniniz zaten sağlıklıdır. Bağışıklığınız zaten yüksektir, ruhsal gardınız zaten yüksektir. Siz... Hiçbir zaman covid de olmazsanız, hasta da olmazsanız çünkü yaşama pozitif bakıyorsunuz. Kalbiniz iyidir, ruhunuz iyidir, değil yaşamınız değil Dünyanın iyidir. Dünyanın böyle pozitif insanlardan oluştuğunu çok, Çok ilginçtir. Çok güzel olmaz Son zamanlarda yapılan tüm spütüel araştırmalarda e, ciddi anlamda boyut değiştirmeye yani yer kürenin dünyanın bile bir rezonansı var. şuman e, Schumann rezonansı 58'den 70'lere çıkmış durumda. Dünya boyut değiştirmeye başladı ve ciddi anlamda dünya uyanışa geçmeye başladı. Ama üzerinde var olan gezegen üzerinde var olan hepsiyle beraber toplu geçiş için hepimizin topluca kitlesel olarak tüm birlikte olarak bu uyanışa geçmemiz etrafımızdaki ışığı aydınlatmayı düş çoğaltır. Düşünsene sen aydınlandığında bir ışıksın. Ee, ne kadar büyük ışık olursak ve ne kadar çok ışık olursak enerji 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 sinerji dünya böylece olur, aydınlanacak. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Hep e, bana hep Rabbena hep bana değil. Biz birbirimizden sorumluyuz yani. Evet. Peki Hümaşah da buradayken o da bizim konuğumuzken o da şaşkın şaşkın ha. bakıyor bir yandan resim evet, yapıyor normalde solak anlatıyor. evet normalde solak sol, ama Hümaşah. sağ beynini kullanıyor demektir solaksa sağ beyinde ciddi Öyle anlamda mi? evet. EQ, e, duygusal zeka SQ, ruhsal zeka bence Hümaşah da hiç sıradan bir çocuk değil e, o olağanüstü sezgisel güçleri olan, beyninin sağ lobunu kullanabilen, Hı -hı. süpütüel yanı olan ee, ...seçilmiş biri olabilir. Bu 2000 yılından sonra kaç doğumlu Hümaş'a? Ee, 2000, <gülüyor> 2000 <gülüyor> yılından kendisi... sonra doğan çocukların hepsi olağanüstü. Ah muhteşem. Bu arada şöyle resimde gösterelim. gösterelim. <laughs> Hümaş'a solak ama kolunu kırdığı için şu anda biraz zorlanabiliyor. Sana ama buna rağmen çok güzel yapmış. Zorlanıyor biraz. Peki çocuklarda var mı böyle bir şey? Tabii ki 2000 yılından sonra doğduğu için Hı -hı. 2000 yılından sonra doğan çocuklar ciddi anlamda görevli aslında. Hı -hı. Bu çağın kadınları da görevli ama çocuklar bizim bir üst versiyonumuz ve onlar geleceğin üstatları. Ama onu bir azat etmek. Yani dışarıdan yüklenen kayıtlar, korkular, kodlar, korkularla beraber yanlış bilinçaltı kayıtlarıyla yönlendirmeyip onun kendisi olmasına izin verdiğimizde. Çünkü eğitim sisteminden tut da birçok anlamda Farklı şekilde çocuklarımızı biz belirli kalıpların içine sokuyoruz Hı. çocukken çok güzel sorgularken hayatı yaşamı sorularla anneye babaya ebeveyne sorgularken sonra biz ona e, leylek getirdi falan filan demezsek daha bilinçli bir şekilde onun bazı şeyleri görmesine izin verirsek, sınırlamazsak o içindeki süpütüel yağ. Biraz yatışına bırakmak kesinlikle lazım. Kesinlikle onun kendisi olmasına izin vermek gerekiyor. Belli kalıplar içerisine sokup e, onun e, olması dışarıdan beklenen kişi olmaya çalıştırmamak gerekiyor. Oldurmamak evet. gerekiyor. Çünkü o zaten şahsına münasır olağanüstü bir ruh. Herkes öyle. Herkes mucize aslında. Ama kendi içindeki mucizeyi artık sorgulamayı bırakıyoruz. Ve hepimiz maskelerin arkasında olmamız gereken kişi olmaya çalışıyoruz. Özümüzle evet. değiliz ki. Bin bir maske takınıyor insanlar. Hangisi gerçek? Hangisi doğru? Özü ne? İşte bu kabukları kırma bizim yaptığımız çalışmalarda tamamen çıkıyor. Ve saf özün neyse o oluyor. O da koşulsuz sevgiyi, koşulsuz e, bağışlama, affetme, yaradandan bir parça olduğunun farkına varma. Gelip ve geçici olduğunun burada bir e, illüzyon simülasyon içerisinde misafir olduğunun farkına varmak bunun farkına vardığımızda zaten kavgalar bitiyor yargılamalar bitiyor sorgulamalar bitiyor artık e, sen ve içindeki yaradan tek bağlantı bu oluyor e, spiritüel kurallardan da bahsedelim istiyoruz evet, böyle evet. e, zamanımızdan hızlı hızlı gidelim ilerleyelim istiyorum evet evet, evet. şimdi e, ya yaşamın Nasıl fiziğin kuralları var kimyanın kuralları var matematiğin kuralları var bu yaşamda süpütüel yaşamda uyanışın da kuralları var bu kuralları bilmek gerekiyor yani bir yolcu olduğunun hiçbir şeye hırslarla korkularla yani bahsettiğim demin bahsettiğim konularla yaklaşmamak herkesi olduğu gibi kabul edebilmek ve kendinden sorumlusun. Ee, yaşam içerisinde yaşadığın herkes ee, yani bu süpütüel kurallar hep belirli isimleri var. Karma yasası evet. e, süpütüel anlamda işte akış yasası bağlılık yasası. Ee, onlardan tek tek bahsedersek. Mesela karma karma nedir? Aslında hep atalarımızın anne ve babalarımızın eskiden beri söylediği şey. Ektiğini biçersin. Evet. Ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına. Ee, etme, Yaptığın her şeyi bir gün dönüp silebilir. Etme bulur. bulma dünyası evet. ya da alma mazlumun ahına çıkar aeste aeste. Hep bunlar aslında spiritüel anlamda bugünkü e, geçiş sürecindeyken değiştirilerek karma olarak söylüyoruz ama yani senden çıkanın sana geri dönmesi. Hı -hı. Sen neysen senden çıkan o kötü düşünce, e, öfke, kin, nefret birine gönderdiğin neyse aynı şekilde döner, bumerang gibi daha da güçlenerek gelir seni vurur. Evet. Yaşadığın olaylara eğer olumsuzluklar yaşıyorsan ben iyiyim, ben iyiyim, hep beni buluyor değil. Zihnini, duygu ve düşüncelerini kontrol et. Sürekli kayıt altındayız. Süpüte olarak akaşık kayıtlar diyoruz. Yani evrenin bilgisayarı, dünyanın bilgisayarı. Ama aslında senin şah damarından sana yakın, senin en kuytudaki düşünceni bile bilen yaradan var. Sen gözetleniyorsun evet. her dakikada kalbinden, zihninden geçen duygular. Sana Hele hani bir de bunu müdahale olarak birine kötü davrandığında, birini kırdığında, birinin ahını aldığında, birine haksızlık yaptığında, biri için e, onun hak et onun kul girdiğinde. Bazen kendi kul hakkımıza da gireriz orası ayrı konu. Fazla fedakarlık yaparak Kesinlikle girdiğinde benzer şeyle yaşarsın. Ondan yaşamazsın. Başka biri sana daha beterini yapar. Senden çıkanın sana geri dönmesidir. Karma yasası ve karma eğer gerçekten hayatta önüne çıkmazsa bu bir karma borcu olarak senin çoluğundan çocuğundan çıkar. Hani derler ya eskiler dede koruk yermiş torunun dişi kamaşırmış diye bir laf var hiç duydun Aa, mu? Hayır hiç duymadım. Yani dedenin yaptığı bir haksızlık nasıl ya işte anne baba yedi kuşak geriye gittiğimizde bazen senin kaşının gözünün ten renginin boyunun fiziğin e, sana geçtiği gibi fenotip ve genotiplerle karmalarda geçiyor. Aynı bir borç, ödenmeyen borç diyeceksin ki ya yani dedemin işlediği hatanın yani neden ben Benim sorumlusu? hatamı neden Hümayunşa? E, i̇şte bu bunu yüklensin. bilerek evladını düşün. Sen nasıl bugün e, bir yatırım yapıyorsun çocuğun düşünüyorsun. İyilikler ad anlamında eğitim vererek ona bir yatırım yapıyorsun. Çocuğunu düşünüyorsun. Kalbende çocuğunu düşünmen gerekiyor düşünce ve davranış boyutunda da çocuğunu ve senden sonraki tüm evreni düşünmemiz, dünyayı düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bizden çıkan bize geri dönerken evrene yayılıyor. Hani dedik ya bizden çıkan her şey yer gök yaradanı tespit ederken titreşir. Canlı cansız e biz duygu ve düşünce olarak titreşiyoruz. Bu titreşimler yayılıyor. Alandaki herkese yayılıyor. Nasıl iyi enerji 90 bin insanın kötü enerjisini nötrülüyor? Senden çıkan kötü bir duygunun birçok insanı da etkilediğini düşün. Yani hani okumuşsundur bir kelebeğin kanadından çıkan bir esinti bir çöldeki fırtınayı tetikleyebiliyor. Evet. O bir titreşim yasası işte. Geçiyor insandan insana geçiyor. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz. O yüzden kalbimizi hep iyi tutmamız gerekiyor. Kendimiz için. Evet. Ee, peki istek yasası nedir? Şimdi e, bazen çok iyi niyetli hani dedik ya kendi kul evet. girmek ya da başkalarının kul her zaman kötülükle girmeyiz. Bazen insanlara çok seveceğim bir şekilde yardım ederiz. Düşeni kaldırırız. Biz yaradan değiliz. Biz onun kullarıyız. E, i̇stekte bulunmayan yardım istemeyen birine biz kendimizden onun ilahi planına müdahale edip onun o dersten alması gereken öğretiyi almasını engellersek biz ona yardım edersek. Yardım etmeyelim anlamında değil. Hı. Kendi istememişse eğer, onun hayatını kolaylaştırırsak... ...o bundan sonraki hayatında kolaylıkla üstesinden geldiği o sorunun... E, ...tekrar benzerini yaşadığında nasıl üstesinden geleceği yolu keşfedemez. Kendi içindeki gücü, potansiyeli göremez. Çünkü yaşanılan her olaylar aslında bir mesajdır, birer derstir. Neden bunları yaşıyorum? benim burada görmem gereken ne eğer dışarıdan biri müdahale eder senin sorunun önünden kaldırırsa sen o sorunun üstesinden gelme gücünü kendini geliştirme gücünü kendini e, olgunlaştırma tekamül sürecinin ne yapmış olursun engellemiş hı hı. geciktirmiş olursun bunu yapan kimse onun sorumluluğunu üstüne aldığı için aslında ona iyilik değil o kişiye kötülüktür e, ilahi plana müdahale etmemek gerekiyor ama eğer yardım istiyorsa kendi bu olaydan dersini almışsa alması gereken öğretiyi öğrenmişse ve bunun üstesinden gelecek gücü yoksa tabii ki yol göstereceğiz. Ama gene yola müdahale etmeyeceğiz. O yolu kendi geçecek, kendini geliştirecek, kendini güçlendirecek ki benzer durumda bu olayda nasıl üstesinden geliniyor görmesi için. Bazen çocuklarımız için biz bunu yaparız. Hayatlarını Hı -hı. kolaylaştırırız. Hep onun için kaygılanırız. Onun için kaygılandıkça çocuk kendi, kendisi için kaygılanmayı bilmez. Çünkü hayatı anne baba tarafından Onun hep yerine bir kaygılanan var zaten. Anne baba hayatını mi? kesinlikle kolaylaştırıyordur ve bu kolaylaştırma bir su içeyim. Tabii buyurun. Evet mutlaka oluyor. Yani çocukların bir kere okula giderken çantalarını bile sırtlanmamız belki kendisi de onlara hazırlesin. yapılan bir eee evet. aslında iyi niyet. Hani değil. biraz önce dedik ya kendisi olmasına izin vermek. Sen şu an hayatta ve Allah ömür versin. Uzunca bir süre hayatında ol evladının Amin. ama sonunda onları hep yalnız kalacaklar. Bir üniversiteyi evet. kazandılar belki bir yurt dışına gidecek, belki daha sonraki hayatta biz sonsuza kadar onların hayatlarında olamayacağız. Hı hı. Doğal olarak onların kendi hayatlarını, zorlukların üstesinden gelebilme gücünü, kendi ruhsal ve kişisel gelişimini gerçekleştirebilmeleri için biraz onları özgür bırakmak ve yollarında ilerlemesini sadece arkadan izlemek gerekiyor. Düştüğünde her seferinde kaldırmamak, yolu göstermek en doğru kişisel yani çok gelişimdir. Çok vah, vahlanmamak gerekiyor evet, değil mi? Evet, evet, evet. Yani ben e, öyle danışanlarım var ki yani e, oğlu yaşını almış, üniversiteyi bitirmiş, akademik anlamda kendini tamamlamış ama, ama el üstünde hala. Anne aynen. Hani diyoruz da helikopter anneler babalar evet. sürekli üzerinde ve e, işte hep mızmızlanan bir genç, bir e, beyefendi ileriki yaşlarda ya da işte evlenmiştir, çocukları vardır ama hala anneyle Bağlantıda hep böyle işte bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kendilerine güvenleri de azalıyor. Kesinlikle değil mi bu kendini bulmak demektir zaten kendini bulmak, özünü bulmak, hiç kimseden beklentide olmamak, kendini gerçekleştirmek demektir evet. aslında. Bizim bu çalışmalarımız biraz da bunu yapıyor. Du'a ve meditasyondan bahsedelim evet. hızlıca çok az evet. zamanımız var. Yaradanla bağlantımız ne kadar çok istekte bulunduğumuz değil, du'a içindeki Allahla konuşmaktır içine dönmektir. O bağlantının frekansı çok önemlidir. Sürekli istemek, sürekli istemek, mızmızlanarak istemek. Hep biri, biri sizden sürekli bir şey istediğinde e, bu bir yanlıştır yani. Bir kere sana verdiklerine şükürle başlamak gerekiyor Tabii. duaya. Sen sahip olduklarına bir şükret. Ondan sonra şükrettin mi, teşekkür ettin mi? Sonra istekte bulun. Dua bir istektir. Ama Uyandığın güne, bu yaşama geldiğine, yaşama gelmek de bir e, seçilmişliktir, bir varoluştur. Seçilip geliyoruz çünkü. Evet. E, uyandığın güne, sağlıklı olduğuna, gören gözüne şükret. Çünkü bunlar zaten mutluluk her şeye sahip olmak değil. Sahip olduklarının kıymetini bilmek, değerini evet. bilmek. Sonra yaradanla bağlantında, e, dualarla e, istediğinde yaradan zaten senin yolunu açıyor. Hiç kimseden mucize beklemeye gerek yok. Mucize senin içinde. Diğer elini tutacak olan senin diğer elin. O yüzden kendi içinde, kendi içine dön. Yolunu mu kaybettin? Aradığın doğru cevabı mı bulamıyorsun? Önün açılmasını mı istiyorsun? Burada senin içinde bütün mesajlar meditasyona gelelim. Meditasyon ne bir dindir, ne bir inançtır. Ruh-beden-zihin dengesini sağlayan, tefekkür dediğimiz tasavvufta içe dönmek, içsel huzuru yakalayabilmek, içindeki o dışarıdaki gürültüyü kim ne demiş, kim ne söylemiş milyonlarca düşünceyi zihni susturup ve özdeki asıl senle buluşmaktır. Kalp, tansiyon, damar akışı, nefes ve uykular muhteşem bir şekilde düzene ve dengeye oturuyor meditasyonda. Evet, çok teşekkür ederim. Sizi çok seven bir izleyici kitlemiz var. Çok teşekkür Ay, ediyoruz. çok teşekkür Ayak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.